Yıllar önce bir hikaye dinlemiştim babamdan. Ona da ilkokul öğretmeni anlatmış 1960'lı yıllarda. Öğretmenin anlattığı hikayeye göre köy enstitülerinde öğretmenler öğrencilerine dinsizliği aşılamak için bir oyun oynarmış. Çocuklar, hadi Allah'a dua edin bana şeker ver diye. Bakalım size şeker verecek mi? Çocuklar tüm masumiyetleriyle ellerini açıp dua ederler. Fakat tabii şeker falan yok ortada. Sonra öğretmen dermiş ki hadi şimdi benden isteyin şekerleri. Çocuklar gidip öğretmenlerinden şeker istediğinde öğretmenleri de onlara şeker verirmiş ve bu yolla dinsizliği aşılarmış. Babam köy enstitülerinin nasıl karalandığını göstermek için bu hikayeyi anlatmıştı bana. Yıllar sonra sahaflarda dolaşırken şöyle bir kitap çıktı karşıma. Kapağı ayrılıyor bu arada, biraz kötü vaziyette ulaştı elime ama olsun, önemli olan içinde yazanlar. Bu kitap Mısır'da yaşayan bir Ermeni tarafından yazılmış. Kitabın yazarı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra vatanınıza dönün çağrısıyla birlikte Sovyet Ermenistan'a gidiyor. Bu arada karısını ve çocuklarını Mısır'da bırakarak Sovyet Ermenistan'a gidiyor. Hani yazarın nasıl bir karaktere sahip olduğu konusunda küçük bir ipucu size. Bu bir antikomünist propaganda yayını. Çok sığ bir Sovyetler Birliği eleştirisi. 1960'larda ya da 70'li yıllarda yazıldığını tahmin ediyorum. Şimdi kitabın içinden size bir bölüm okuyacağım. Konumuzla alakalı olan kısım bu. Stalin o kadar putlaştırılmıştı ki genç ve körpe imalarda Allah mefhumunun teşkilüne mani olmak için icat edilen hileler hakikaten ibret vericidir. Sınıfta öğretmen çocuklara gözlerini yummalarını ve Allah'tan şeker istemelerini emreder. Çocuklar istediğini yapıp bir müddet bekledikten sonra şekerin gelmediğini anlayınca gözlerini açarlar. İşte o zaman öğretmen, görüyorsunuz ki Allah size şeker vermedi. Elbette veremez. Çünkü Allah diye bir şey yoktur ki. Şimdi aynı şekilde Stalin babadan isteyiniz, bakalım o ne yapacak der. Çocuklar yine gözlerini kapayarak beklerler. Bu fırsattan faydalanan öğretmen önceden hazırladığı şekerleri ortaya çıkarır ve çocuklara bakın işte dahi babamızın sizlere hediyeleri diyerek şekerlerin tevziyatına başlardı. Sovyetler Birliği'nde buna benzer dinle alay eden yüzlerce misal saymak mümkündür. Aynı hikayenin bir farklı versiyonu, dikkat ettiyseniz. Bu sefer ana karakter Stalin, yani karalanmaya çalışılan şey Stalin. Babamın öğretmeninin anlattığı hikayede köy enstitüleriydi. Yani o hikayenin yıllar sonra böyle bir kitapta karşıma çıkmış olması beni şaşırttı ve aklıma iki tane ihtimal geldi. Birinci ihtimal gerçekten Sovyetler Birliği'nde böyle bir oyun oynanıyordu. Çocuklara dinsizliği aşılamak için böyle bir kurgu yapılıyordu ve aynı zamanda bu kurgu öğretmenin anlattığına göre köy enstitülerinde de yapılıyordu. Çünkü Sovyetler Birliği'nde gerçekten bir devlet ateizmi politikası vardı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan önce dinle çok ciddi bir mücadele söz konusuydu. Anayasal olarak evet Sovyetler Birliği'nde bir inanç özgürlüğü vardı ama uygulamada devlet din karşıtı çalışmalar yürütüyordu. Ve bu din karşıtı çalışmaların bir parçası olarak okullarda Allahsızlar Kulübü vardı mesela. İkinci ihtimal de komünizm ve din arasındaki çatışmayı insanlara anlatabilmek, bunun propagandasını yapabilmek için Amerika tarafından uydurulmuş bir hikaye olabilir bu. Yani Amerika ya da başka bir üst akıl böyle bir hikaye uyduruyor komünizm ve din çatışmasını insanlara aktarabilmek, empoze edebilmek için ve daha sonra bunu işte bu tarz buna benzer antikomünist propaganda yayınları içine koyuyor. Ve babamın öğretmeni farklı bir kaynaktan okuyor. Benim karşıma farklı bir kaynaktan çıkıyor. Ve bu şekerci ocağı hikayesi daha pek çok farklı kaynakta var. Şuraya varmaya çalışıyorum. Aslında en son söyleyeceğimi ilk söyleyeceğim. Köy enstitüleri işte böyle söylentiler, böyle dedikodular ve böyle yıpratmalarla birlikte kapandı. Önce kız erkek karma eğitim sistemi eleştirildi. Daha sonra yeterince milli değil denildi ve son olarak komünist yuvası olarak addedildi köy enstitüleri ve kapatıldı. Peki sonunu anlattığımız bu hikaye nasıl başladı? Cumhuriyetin ilk yıllarında savaştan yeni çıkmış Anadolu halkı yoksuldu ve cehalet içinde kıvranıyordu. Halkın %80'i köylerde yaşıyordu ve köylerde eğitim bir an önce çözüm bulunması gereken önemli bir meseleydi. 1930'lu yılların ortalarında bu iş için askerlerin kullanılması fikri ortaya çıktı. Askerde erlerin eğitiminde görev alan çavuşlar, askerden sonra kendi köylerinde de pekala eğitmen olabilirlerdi. Orduda çavuş ve onbaşı olarak askerlik yapmış kişiler Eskişehir çiftelerde 6 aylık bir eğitim görecek ve köylerine gidip çocuklara temel eğitim vereceklerdi. 1936 yılında 85 kişilik ilk grup köylerde eğitim vermek için eğitim almaya başladı. Ancak çok geçmeden çavuş ve onbaşılarla bu işin sürdürülebilir olmadığı anlaşıldı ve köylere eğitmen yetiştirmek için bir okul kurulması kararlaştırıldı. 1937 yılında deneme amaçlı 3 tane köy eğitmeni okulu açıldı. Eskişehir Çifteler, İzmir Kızılçullu ve Kastamonu Gölköy'de açıldı ilkokullar. 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk öldü, İsmet İnönü Cumhurbaşkanı oldu ve Celal Bayar tarafından kurulan yeni kabinede Milli Eğitim Bakanlığı'na Hasan Ali Yücel getirildi.
Yücel 1936 ve 1937'de başlayan uygulamaların başarısını görerek köy enstitüleri adını alacak projesini hazırladı. Türkiye'yi iklim ve tarım koşullarına göre 21 bölgeye ayırdı. Her bölge aşağı yukarı 3-4 ili kapsıyordu. Bu 21 bölgede uygun arazilere köy enstitüleri kurulacaktı. Enstitüler şehirden uzak ama tren istasyonlarına yakın olacaktı. Bu enstitülerde köylerin kalkınması için öğretmenler yetiştirilecekti. Ancak bu öğretmenler sadece köy çocuklarına temel eğitim vermek ya da halka okuma yazma öğretmekle kalmayacak, modern tarım tekniklerini, marangozluğu, hasta tedavisini, hatta müzik aleti çalıp tiyatro oynamayı öğretecekti. Köylüyü cehaletten kurtarmak, kalkındırmak ve köylü aydınlar yaratmakta amaç. Köy Enstitüleri Kanunu meclis oylamasına geldiğinde çoğunluk tarafından kabul edilecekti. Ancak yine de muhalefet edenler de olacaktı. Kazım Karabekir bu enstitülerin köy-şehir uçurumunu derinleştireceğini savunuyordu. Bu eleştiriye cevap veren Hasan Ali Yücel tam aksine enstitülerin amacının bu uçurumu yok etmek olduğunu söylüyordu. Tek parti dönemiydi. Mecliste sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri vardı. Oylamada red oyu çıkmadı. Ancak 38 milletvekili oylamaya katılmayarak tepki koymuştu. O gün oylamaya katılmayanlar arasında o zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan Adnan Menderes de vardı. Çünkü Adnan Menderes aynı zamanda bir toprak ağasıydı ve bilinçli köylü sanırım en son isteyeceği şeydi. Çıkarılan kanunla var olan öğretmen okulları köy enstitüsüne dönüştürüldü ve 17 okul daha yapılmasına karar verildi. 1940 yılında 10 yeni köy enstitüsü kuruldu. 7 enstitü ise 1947 yılına kadar kurulmaya devam edecekti. Enstitüden mezun olanlar mümkünse kendi köylerine atanacak, eğer kendi köylerinde öğretmen varsa en yakın başka bir köyde görev yapacaklardı. Mecburi hizmet süreleri 20 yıldı. Öğrenciler eğitim görecekleri köy enstitüsü binalarını kendileri inşa ediyor, tüketecekleri yiyecekleri kendileri yetiştiriyordu. Boş araziler köy enstitüsü olarak belirlendikten sonra adeta çölde bir vahaya dönüşüyordu. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne yaptığı ilk ziyarette gördüklerinden çok etkilenmiş ve köy enstitülerini Cumhuriyet'in eserleri içinde en kıymetlisi ve en sevgilisi saydığı notunu el yazısıyla düşmüştü. Köy enstitülerinden yetişen evlatlarımızın muvaffakiyetlerini ömrüm boyunca yakından ve candan takip edeceğim diye söz vermişti. Köy enstitülerinde öğrenciler her sabah erkenden kalkıp sabah sporu yapıyor, kendilerinden önce kalkan arkadaşlarının fırınlarda pişirdiği ekmeklerle kahvaltı ediyorlardı. Sabah 7.30'dan sonra serbest okuma saati başlıyordu. Her enstitünün bir kütüphanesi vardı ve kütüphanede Hasan Ali Yücel'in çevirisini yaptırdığı kitaplar vardı. Her öğrenci yılda 25 klasik eseri okumak zorundaydı. Okuma saatlerinde dileyen öğrenciler müzik eğitimi alıyor, keman, mandolin ve bağlama çalmayı öğreniyordu. Eğer öğrenci yeterince şanslıysa bağlama dersini Aşık Veysel'den alıyordu. Aşık Veysel birer birer köy enstitülerini geziyor ve öğrencilere ders veriyordu. Serbest okuma saati ardından eğitim başlıyordu. Eğitimin bir kısmı normal orta öğretim derslerinden oluşuyordu. Ancak köy enstitülerini diğer tüm okullardan ayıran kısım iş eğitimi dersleriydi. Öğrenciler kazma kürekleri sırtlarına vurup ziraat marşıyla enstitünün tarlalarına gidiyor ve modern tarım tekniklerini uygulayarak öğreniyordu. Üstelik yetiştirdikleri tüm mahsul daha sonra sofralarına yemek olarak geliyordu. Tarım müfredatı bölgenin özelliklerine göre değişkenlik gösterebiliyordu. Kimi yörelerde balıkçılık eğitimi ön plana çıkarken kimi bölgelerde arıcılık eğitimi veriliyordu. Bunun dışında marangozluk, demircilik, inşaat, kız öğrenciler içinse el işi, dikiş gibi dersler de vardı. 1940'lı yıllar, 2. Dünya Savaşı yılları. Türkiye'nin kaynaklarının çok büyük bir kısmı savunmaya, orduya harcanıyor ve sefalet köy enstitülerinde de kol geziyor. İşte tam da bu ortamda yaşanan bir olay var ki, aslında köy enstitülerinin neden kapatıldığı sorusunun cevaplarından bir tanesi de bu olayda gizli. Öğrencilere çıkarılan yemeklerde bulgur çok sık tercih ediliyor, et yemeği ise çok nadir ya da içinde et olan bir yemek varsa bile içindeki et miktarı çok yetersiz. İşte bu ortamda Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bir gün Hasanoğlan Köy Enstitüsü'ne bir ziyarette bulunuyor ve Cumhurbaşkanı'na özel yemek çıkartılıyor. Enstitü öğrencileri bu duruma itiraz ediyorlar. Biz güzel yemekler yiyemiyorken neden Cumhurbaşkanı'na özel yemek çıkartılıyor itirazını cesaretle dile getiriyorlar. Enstitü Başkanı Rauf İnan bu duruma cevap veriyor. İsmet İnönü şeker hastası olduğu için ona özel yemek çıkartıldı. Nasıl ki revirdeki arkadaşlarınıza pirzola çıkartılıyorsa İsmet İnönü'ye de bir perhiz yemeğe çıkartıldı. Cumhurbaşkanı olduğu için değil hasta olduğu için ona özel bir yemek çıkartıldı gibi bir cevap alıyor öğrenciler ve bu cevapla da ikna oluyorlar. Cumhurbaşkanı'na özel yemek çıkmasına itiraz ediyor çocuklar. Enstitü okuma yazma bilmeyen köy çocuklarına tam bir adalet duygusu ve haksızlığa karşı çıkma cesareti kazandırmıştı. 1942 yılında köy enstitülerine eğitimci yetiştirmek için yüksek köy enstitüsü kurulmuştu. Köy enstitüsü mezunları arasından başarılı olanlar burada 3 sene yüksek öğrenim görecek ve köy enstitülerinde eğitimci olacaktı.
Yüksekköy Enstitüsü Hasanoğlan'da kuruldu. Hasanoğlan hem bu özelliği hem de Ankara'ya yakın olması sebebiyle enstitüler arasında en göz önünde olanıydı. Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde bir de açık hava tiyatrosu inşa edilmişti. Bu tiyatroda öğrenciler Shakespeare'den, Gogol'dan, Çehov'dan eserleri sahneliyordu. Temel eğitimini alan, modern tarım tekniklerini bilen, el işinde ustalaşan, dünya klasiklerini okuyan, enstrüman çalabilen köy çocukları şimdi tiyatro oyunu sergiliyordu. Eylül 1943'te Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü ziyaret eden ve ortaya çıkan eseri gören Cumhurbaşkanı İsmet İnönü enstitü sayısını 60'a çıkartmayı istiyordu. Hasan Ali Yücel buna ne kadromuz ne de paramız yeter diye itiraz ettiğinde adeta geleceğe gören İnönü çok büyük fırsat kaçırıyoruz demiş ve eklemişti. Savaş yıllarından yararlanarak bunları yapmalıyız. Savaştan sonra ne olacağı belli değil. Bunların hiçbirini bize yaptırmazlar. 1943 yılında köylere okul yapma görevi köylülere verilmişti. Köy enstitüleri köye öğretmen yetiştirecek, okulu da köylüler yapacaktı. Köylüleri bu kadar sıkıştırmayalım diyenlere her köyde cami yok mu diye soruyordu İnönü. O camiler nasıl yapıldıysa okullarda öyle yapılacak diyordu. Ancak bardak taşıyordu. Kız ve erkek öğrencilerin bir arada okuması, komünizm propagandası yapıldığı dedikoduları, çocuklara dinsizlik aşılandığı söylentileri videonun başında anlattığım hikayede gördüğünüz gibi, bütün bunlar köy enstitülerini çok yıpratmıştı. Üstelik toprak ağaları köydeki bu eğitim seferberliğinden hiç hoşnut değildi ve Ankara'ya baskı yapıyordu. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak bile İnönü'ye "Paşam bu komünist yuvaları ne zaman kapatacaksınız?" diye baskı yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve çok partili döneme geçiş sürecinin başlamasıyla birlikte köy enstitülerinin de sonu gelmişti. Çünkü enstitüler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kaybettiriyordu. Önce kütüphanelerdeki kitaplar öğrencilerin düzeyine uygun olmadığı gerekçesiyle toplatıldı. Daha sonra serbest okuma saatleri tamamen kaldırıldı. Kız ve erkek karma eğitim sonlandırıldı ve 1947 yılına gelindiğinde Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldı. 1953 yılında yani Demokrat Parti döneminde ise köy enstitüleri tamamen kapatıldı. Köy enstitüleri 1953 yılında fiilen kapanmıştı ama aslında 1947 yılında kurumun ruhu yok edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybetmemek adına bunları yapmıştı. 1948 yılında ilahiyat fakültelerinin ve imam hatip kurslarının açılmasına izin veren yine CHP'ydi. Tüm bunlara rağmen 1950 yılında iktidarı kaybetti ve Demokrat Parti başa geldi. Bana kalırsa köy enstitülerinin kapatılması yakın Türkiye tarihinin en önemli ve en trajik olaylarından biriydi. Aydın köylüler, kalkınmış köyler. Bugün problem olarak karşımıza çıkan birçok şeyin çözümü aslında burada. Et, süt, yumurta bunlar pahalı ya. Acaba birileri köye gidip bunları üretmiş olsaydı, üretiyor olsaydı öyle olur muydu? Hani şehirler çok kalabalık, depremden korkuyoruz. Şehirlerde hayat çok pahalı. Yine bütün bunların sebebi acaba köyden kente göç olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.